Herkese merhaba. Bu derste de matris çarpımı işlemini göreceğiz. Bu nispeten karışık bir konu. Matris toplamı ve skalarle çarpım basit bir işlemken iki matrisi çarpmak biraz daha karmaşık. Bu nedenle yavaş yavaş gideceğiz. Öncelikle iki matrisi değil de özel olarak bir çarpı n'lik satır matrisiyle n çarpı birlik bir sütun matrisini çarpalım. Şöyle, şimdi R matrisimiz, satır matrisimiz R1, R2 böyle gidiyor. R n olsun. Yani 1 çarpı n'lik bir satır matrisimiz ve sütun matrisimiz de C1, C2, CN şeklinde olsun. Gördüğünüz gibi bu da N satırlı bir sütunlu bir matris. Şimdi bu ikisi nasıl çarpılıyor? Şöyle, yani şunları da koyu renk yapıyorum bu arada. Matris şeyleri, isimleri böyle koyu yapılır. R çarpı C. Şimdi tabii bu ikisi çarpılır mı? Çarpılıyor burada. Şöyle Rn 1 çarpı n'lik satırla C1 C2 Cn n çarpı birlik sütun matrisini çarpabiliriz. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şu şekilde birincinin satırındaki terimleri ikincinin sütunundaki terimlerle paralel olarak çarpıyoruz. Yani R1 C1 artı R2 C2 artı işte R3 C3 R4 C4 devam ediyor böyle aynı şekilde artı en sonunda şunu ne yazacaktım? 2 yazmışım. Rn, Cn. Gördüğünüz gibi sonuç 1 çarpı birlik yani tek bir sayıdan ibaret bir matris oluyor. Yani nedir? Bu satırdaki tüm terimleri sırasıyla bu sütundaki terimlerle uygun şekilde çarpıp topluyoruz ayrı ayrı. Ve tek bir eleman çıkıyor. Yani şöyle bir şey örnek hemen yapabiliriz. Mesela A matrisim 1-1-3. Yani 1 çarpı 3'lük bir matris. B matrisim de -4-2-1. O da nedir? 3 çarpı 1'lik bir matris. Dikkat ederseniz şunları aynı. Yani birinci matrisin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısı aynı. Tabii çarpmada bu işlem yani bunların eşit olması gerekiyor. Şimdi bu çarpma işlemini nasıl yapıyorum? A çarpı B'yi şöyle yapıyorum. Şöyle renk yapayım yine. Bununla bunu çarpıyorum. 1 çarpı eksi 4. Artı sonra şununla bunu çarpıyorum. Yani ikinci terimleri. Eksi 1 çarpı 2. Sonra en son olarak da tabii şununla şunu çarpıyorum. 3 çarpı eksi 1.
Sonuç 1 çarpı birlik, yani tek bir bileşenden oluşan bir şey oluyor. Matris oluyor. Burası ne oluyor? Eksi 4, eksi 2, eksi 3. Bunların hepsini toplarsanız eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 9. Gördüğünüz gibi 1 çarpı birlik. Yani 1 çarpı üçlük bir matrisle 3 çarpı birlik bir matrisi çarparsanız sonuçta çarpabiliyorsunuz. Şunlar eşit olduğu için. Yani bunun sütun sayısı bunun satır sayısıyla aynıysa çarpım işlemi gerçekleşebilir. Ve sonuçta da çıkan matris şu çarpı şu boyutludur. Yani birincinin satırı ikincinin sütunu kadar nedir? Satır sütunu olan bir matris elde edilir sonuç olarak. Şimdi genel olarak şeye gelelim. Hangi matrisleri çarpabiliriz? Ona gelelim. Şimdi A matrisimiz M çarpı N boyutlu bir matris. B matrisimiz de N çarpı P boyutlu bir matrisse gördüğünüz gibi şu ikisi yani birinci matrisin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısı birbirine eşitse bu işlem yani bu çarpma işlemi gerçekleşebilir. Ve sonuçta yapılan çarpım matrisi hangi boyutlu olur? Birincinin satırı ikincinin sütunu kadar sütuna sahip bir matris elde edilir sonuçta. Yani burada nedir? Birincinin satır sayısıyla ikincinin sütun sayısı çarpım matrisinin boyutlarını belirliyor. Ve A matrisimizde nedir? Şurası birinci satır, işte burası ikinci satır diyelim. Bu şekilde gidiyoruz. Sonra nedir? İşte bu da main'ci satır diyelim. B matrisi içinde burası birinci sütun, ikinci sütun bu şekilde devam ediyor. P'inci sütun. Ne yapıyorum? Aslında her bir şey için A çarpı B'yi düşünecek olursam birinci satırla birinci sütunu terimlerini aynı sırada olacak şekilde çarpıp buraya yani şu R'ci, C'ci, şey R1, C1 diyeyim. Yani birinci satırın tüm elemanlarıyla birinci sütunun tüm elemanlarını sırasıyla çarpıyorum. Aynı şurada yaptığım işlem gibi. Yani buradaki nedir? Tüm satır elemanlarını buradaki tüm sütun elemanlarıyla şu şekildeki sırayla çarpıyorum. Yani buna RC diyelim işte. O R1 C1'i buraya yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Devam ediyorum işleme. Şu satırın tüm elemanlarıyla bu satırın yani şimdi sırasıyla tabii yaparsak eğer şu birinci satırla ikinci sütunu çarparsanız R1 C2 oluyor bu. Sonra birinci satırla P'inci sütuna kadar gidiyorum. R1 CP oluyor. Yani birinci satırdaki tüm elemanları sırasıyla her bir sütunla çarparak bu şekilde oluşturuyorum. Aynı şekilde ikinci satırdaki tüm elemanları yine birinci sütundaki elemanlarla çarpıp R2 C1 devam ediyorum. R2 C2 bu şekilde
R2 CP yapıyorum. Ve tüm bunları devam ettirip sonunda M'inci satıra geliyorum. M'inci satırın tüm elemanlarını yine önce birinci sütunla çarpıyorum. RMC1, RMC2 böyle gidiyor. RMCP şeklinde yazıyorum. Yani sonuçta M çarpı P'lik bir çarpım matrisini elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi örnek üzerinden görelim, biraz karmaşık. A matrisimiz mesela 1, 0, eksi 3, eksi 2, 4, 1 olsun. Yani 2 çarpı 3'lük bir matris. B matrisim de A ile B'yi çarpabilmem için ne gerekiyor? Sonuçta satır sayısının 3 olması gerekiyor. Sütun sayısı önemli değil. Sütun sayısı her şey olabilir. Ama satır sayısının 3 olması gerekiyor çarpımı A çarpı B yapabilmemiz için. Bunun için de şöyle diyelim. 1, eksi 2, 0, 0, 3, 1. Mesela 3 çarpı 2'lik bir matris olsun. Şimdi A ile B'yi çarpabilirim. Neden? Çünkü A'nın sütun sayısıyla B'nin satır sayısı aynı. Yani dolayısıyla buradaki bir satırı aldığımda buradaki bir sütunla paralel olarak o karşılıklı elemanları çarpıp toplama işlemini gerçekleştirebilirim. Dolayısıyla A çarpı B matrisim ne olacaktır? Şöyle diyeyim. Şimdi birinci satırla birinci sütunu çarpıp bir bir konumuna yazacağız. Yani birinci satır birinci sütuna yazacağız. O zaman renkli yapayım biraz anlaşılsın. Şununla şunu çarpıyorum. 1 çarpı 1 artı bununla bunu çarpıyorum. 0 ile eksi 2 artı şununla şunu çarpıyorum. Eksi 3 çarpı 0. Güzel. Bu nedir? Bir bir bileşimi. Sonra şimdi tekrar birinci satırla A'nın birinci satırıyla bu sefer B'nin ikinci satırını çarparak aynı işlemde nedir? 1 2'ye yazıyorum. Yani buraya yazacağız. Bakalım. Şimdi mavi nedir? Bunun 1 ile buradaki 0'ı çarpacağım. 1 çarpı 0 artı sonra kırmızı diyeyim. Şu kırmızı 0 ile 3'ü çarpıyorum. 0 çarpı 3 artı yeşil. Şu yeşil ile eksi 3 ile nedir? 1'i çarpıyorum. Eksi 3 çarpı 1. Evet, yani birinci satırı hem B'nin birinci sütunuyla hem ikinci sütunuyla çarptık. Şimdi nedir? Artık A'nın ikinci satırıyla işlem yapacağız. Yani A'nın ikinci satırıyla bu sefer önce B'nin birinci sütununu sonra B'nin ikinci sütununu işleme sokacağız. Şöyle yine nedir? Eksi 2 ile bunun B'nin şeyini çarpıyorum. Birinci sütunundaki birinci elemanla eksi 2 çarpı 1 artı 4 ile şimdi eksi 2'yi çarpıyorum. Artı yeşil kullanayım bunda da.
Ne oldu? Şunu şöyle yapalım. 4 ile eksi 2'yi çarptık. Artı yeşil dedim. Olmadı. Heh. 1 ile 0'ı çarpıyorum. 1 çarpı 0. Ve nedir? Buraya yazdık. 2-1 konumunda. Çünkü A'nın ikinci satırı B'nin birinci sütunundaydı. Şimdi son adımda artık 2-2'yi, yani A'nın ikinci, B'nin ikinci sütunundaki elemanlara karşılıklı aynı işleme sokuyorum. Yani şu eksi 2 ile 0'ı çarpıyorum. Artı 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 4 çarpı 3 artı 1'i çarpıyor. Bu da nedir? 2, 2 elemanı oluyor. Dolayısıyla artık işlemleri yapacak olursak, şimdi birinci satır, birinci sütun elemanı. Şu 0 zaten, bu da 0. 1 çarpı 1, 1. Bu 0, bu 0, eksi 3. Eksi 2, eksi 8, bu 0. Eksi 2, eksi 8, eksi 10. Ve 0, 4 kere 3, 12, bir daha 13. Gördüğünüz gibi boyutu 2 çarpı 2'lik bir matris oldu bunun. Yani birincinin satır, ikincinin sütun sayısı kadar satır ve sütun sayısına sahip bir matris elde ettik. 2 çarpı 2'lik bir matris elde ettik. A çarpı B matrisinden. Peki B çarpı A yapabilir miydik? B çarpı A yapabilir miydik? Şimdi B'miz 3 çarpı 2'lik matris, değil mi? A'mız da 2 çarpı 3'lük matris. Dolayısıyla B ile A'yı da çarpabiliriz. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Yani A ile B'yi çarpabiliyorsanız bile B ile A'yı çarpamayabilirsiniz. Burada simetriden dolayı biri 2 çarpı 3, biri 3 çarpı 2 olduğu için ikisinde de sonuç işleme tabi tutulabilir. Ama çarpım matrisi bu sefer 3 çarpı 3'lük matris çıkacak. Dikkat ederseniz. Şimdi A ile B'yi çarptığımda 2 çarpı 2'lik matris çıkıyordu. Ama B ile A'yı çarparsam 3 çarpı 3'lük matris çıkacak. İsterseniz onu da hemen yapalım. Şimdi A matrisim neymiş? Yukarıdan yazayım. 1, 0, eksi 3, eksi 2, 4, 1. Şöyle yapalım. Buraya biraz başına yazayım da karışmasın işler. A'yı bu tarafa yazayım. Bu şimdi 2 çarpı 3'lük bir matris. B matrisinde şöyle 1, 0, eksi 2, 3 ve 0, 1. 0, 1. Bu da 3 çarpı 2'lik matris. Dediğim gibi bu matrisler de çarpılabilir. Yani B çarpı A işlemi de yapılabilir. Bu durumda ama dediğim gibi 3 çarpı 3'lük matris çıkacak. Neden? Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Birinci satır elemanlarını A'nın önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü sütun elemanlarıyla sırasıyla çarpacağız. Ama bu sefer çarpımlar ikili ikili olacak. Yani şöyle. Mesela şu birle bu biri çarpacağım. Bu sıfırla bu eksi 2'yi çarpacağım. Yani şöyle 1 çarpı 1 artı 0 çarpı eksi 2. Bu 1, 1. Sonra birinci satır ikinci sütuna geçersek yine aynı şekilde 1 ile yine 0'ı çarpıyorum. 1 çarpı 0 artı sonra bu sıfırla bu nedir?
4'ü çarpıyorum. 0 çarpı 4. Güzel. 1, 2. Şimdi geldik 3. sütuna. A'nın 3. sütununa. Yani yine 1 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı bu 0 ile 1'i çarpıyorum. Bu da 1, 3. Evet, birinci satırı tamamladık. Şimdi nedir? B'nin ikinci satırıyla yine A'nın sütunlarını sırasıyla aynı şekilde işleme sokuyorum. Yani eksi 2 ile 1'i çarpıyorum. Artı 3 ile nedir? Eksi 2'yi çarpıyorum. Güzel. Bu 2, 1. İkinci satır. Çünkü B'nin ikinci satırındayız şimdi. 2 A'nın da birinciydi. Şimdi şeye geçtik. 2, 2. Yani A'nın ikinci sütunuyla çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 4. 2, 2 de bu. Sonra nedir? Yine eksi 2 ile kimi çarpıyorum? Üçüncü sütundaki elemanları çarpıyoruz. Şimdi eksi 2 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Artı 3 ile de 1'i çarpıyorum. Bu da nedir? İkinci satır üçüncü sütun elemanı oluyor. Ve son olarak artık B'nin üçüncü satırıyla A'nın sütunlarını çarpacağız. Yani sıfırla 1'i çarpıyorum. Artı 1 ile de buradaki eksi 2'yi çarpıyorum. Ve bu 3 bir eleman oluyor. Yani çünkü B'nin 3. satırından A'nın 1. satırından elemanları çarptık. İşleme devam ediyoruz. Nedir? 0 çarpı 0 artı 1 çarpı 4. Değil mi? Sonra son adımda da 0 çarpı eksi 3 artı 1 çarpı 1. Gördüğünüz gibi sonuç artık 3 çarpı 3'lük bir matris çıktı. Şunu sileyim. Şunu güzel yapayım şu kenarını. 3 çarpı 3'lük bir matris elde ettik. Yani sayıları toparlayıp düzgünce yazacak olursak 1 çarpı 1, 1 ama 0 var bir de 1. 0, eksi 3. Şimdi buraya geldik. Eksi 2, eksi 6, eksi 8. 0, 12. Şuna geldik. Artı 6, artı 3, 9. 0 artı eksi 2, 4, 1. 3 çarpı 3'lük gördüğünüz gibi böyle bir matrismiş. Yani A çarpı B matrisim 2 çarpı 2'lik böyle bir matrisken B çarpı A 3 çarpı 3'lük böyle bir matris çıktı. Dolayısıyla tamamen farklı şeyler, sonuçlar A çarpı B ile B çarpı A birbirinden tamamen farklı şeyler çıkabiliyor gördüğünüz gibi şeyde matris çarpımı işleminde. Böyle. Hemen hızlıca bir tane daha örnek yapalım isterseniz. Mesela bu sefer A matrisim işte 0, 1, eksi 1, 1, eksi 1, 0 olsun. Hatta bir şey yapalım. 2 çarpı 2'lik olsun ya. Kare matris 2 çarpı 2. Mesela B matrisimde bu sefer şöyle olsun. Sonuçta ne olması gerekiyor? 2 satırlı bir matris olması gerekiyor ki çarpma işlemini gerçekleştirelim. AB yapayım yani. AB çarpımı gerçekleşebilsin. Onun için şöyle bir şey seçiyorum.
iki satırlı. 2, 1, 0, 3, eksi 1, 4, 5, 1. Hatta şunu sıfır yapayım. Ne oldu? 2 çarpı dörtlük bir matris oldu. Sonuç ne çıkacak şimdi? Bu iki A çarpı B işlemini yapabilir miyim? A çarpı B'yi yapabilirim gerçekten. Çıkan matrisim de 2 çarpı dörtlük matris olacak. Yani 2 çarpı 4, onu buradan görüyoruz. 2 çarpı dörtlük matris oluyor. Ama B çarpı A yapabilir miyim? B çarpı A yapamam. Çünkü burada 4 sütun varken burada 2 satır var. 4 satır yok. Yani burada B ile A'yı çarpamam. A ile B'yi çarpabiliyorum ama B ile A'yı çarpamıyorum. O zaman hemen hızlıca A çarpı B işlemini gerçekleştireyim. 1, 0, 0, 1, 1 eksi 1 ile 2, 0, eksi 1, 0, 1, 3, 4, 1. Bunları çarpacağız. Nedir? Şimdi bu satırla nedir? B'nin sütunlarını sırasıyla çarpıyorum ve birinci satıra yazıyorum sonuçları sırasıyla. Yani yine bununla mesela şunu çarpıyorum. 0 çarpı 2 artı nedir? Bununla şunu çarpıyorum. 1 çarpı 1 ve birinci satır birinci sütun olduğu için 1-1 konumuna yazdık. Sonra yine birinci satırını, A'nın birinci satırını aynı şekilde nedir? İkinci sütunla çarpıyoruz. 0 çarpı 0 artı 1 çarpı bununla 3. 1 çarpı 3 deyip çünkü bu ikinci 1, 2'ye yazıyoruz. Devam edersek 0 çarpı bu sefer eksi 1 artı 1 çarpı 4. Bu da nedir? 1, 3'e yazdık. Çünkü 3. sütunla çarptık. Ve son olarak yine 0'la 0 artı 1 ile nedir? Bunu çarpıyorum. 1. Bu da 1, 4 oldu. Çünkü bu da nedir? 4. sütunlu. Şimdi burayı kapatalım şöyle. Şimdi ikinci satıra geldik. Çarpım matrisinin de ikinci satırını oluşturacağız. Nedir? 1 ile 2'yi çarpıyorum. 1 çarpı 2 artı eksi 1 ile eksi 1 ile kimi çarpıyorum? 1'i çarpıyorum. Bu 1'i çarpıyorum tabii ki. Ve bu şekilde 1, 1, 2, 1'i oluşturduk. Sonra yine 1 ile 0'ı çarptım. Buradaki 0 ve eksi 1 ile 3'ü çarptım. 2, 2'ye yazdım. Aynı şekilde 1 ile kimi? Buradaki eksi 1'i çarptım. Artı şu 4 ile eksi 1'i çarptık. Evet, bu da üçüncü sütun elemanlarıyla olduğu için 2, 3'e yazdık. Ve son olarak nedir? Yine 1 ile buradaki 0'ı çarptım. Artı eksi 1 ile 1'i çarptım. Ve artık 2, 4'e yazdım bunu da. Sonuç gördüğünüz gibi 2 çarpı 4'lük bir matris oldu. Sayıları toparlayıp düzenleyecek olursak 0 artı 1'den 1, 0 artı 3, 0, 4, 1, 1, 2, 2, eksi 1, 1, eksi 3, eksi 1, eksi 4, eksi 5,
eksi 1. 2 çarpı 4'lük matris çarpı matrisi bu şekildeymiş. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu derste de matrislerle çarpım işlemini gördük arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.